أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في سوره 164 ve 165. ayetlerini anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak istifadeyi nasip etsin. Estaizu billah Ves'elhum Onlara sor Kimden sor? Anil gariyetilleti Kânet Hâziratel denizin kenarındaki kariyeden şehirden sor. Bu şehir Medine ile Şam arasındaki Eyle kasabasıdır. Ve kıssada Davud aleyhisselamın kavminden bahsedilmektedir. cenab Hak Davud aleyhisselamın kavmine cumartesi günü balık avlamayı yasakladı. Ancak imtihan sığından dolayı cumartesi günü denizde o kadar çok balık olurdu ki adeta balıklardan deniz gözükmezdi. Cumartesi bittiğinde denizde o balıklardan bir eser kalmazdı. Şeytan Davud Aleyhisselam'ın kavmine fitne verdi. Dedi ki: Size yasaklanan şey cumartesi günü balıkları denizden çıkartmanız. Balıkları avlamanız değil. Şöyle yapın. Sahilden açığa kadar büyük kanallar döşeyin ve sahildeki kumu dibinden alın. Cumartesi günü gelince balıklar kanallara girsin, sahile ulaşsın, sahildeki su sığ olduğu için de bir daha geri dönemesin. Siz de pazar günü olunca balıkları o sudan avlarsınız ve Davud Aleyhisselam'ın kavmi bunu yaptı. Şimdi Kur'an'dan kıssayı takip edelim. İz ya'dûne fissebti Onlar cumartesi günü hakkında haddi aştılar. Allahu Teala onlara cumartesi günü balık avlamayı yasaklamıştı. Ama onlar haddi aştılar ve balık avladılar. Her ne kadar kendi vehimlerine göre yaptıkları bir balık avlama olmasa da hakikat nazarında ve Cenab-ı Hakk'ın katında bu balık avlamaktı. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurdu ki iz ne? fissepti. Onlar cumartesi günü hakkında haddi aştılar. İz te'tihim hitanuhum. Balıkları onlara geliyordu. Ne zaman? Yevme septihim. Cumartesi günlerinde. Nasıl? Şurra'a. Bol bol balıklar kafile kafile cumartesi günü onların denizine geliyordu. İfade ettiğim gibi balık o kadar çoktu ki neredeyse denizin suyu balıklardan gözükmüyordu. Ve yevme Tatil yapmadıkları günde ise yani Cumartesi'nin haricinde olan günlerde ise la te'tihim onlara hiçbir balık gelmiyordu. Önlerinde iki tane yol vardı. Ya Cenabı Hakk'ın emrine itaat edecekler ya da Cenabı Hakk'ın emrine muhalefet edecekler. Birazdan göreceğiz. Onların kavmi üçe ayrıldı. Kezalika nebluhum İşte biz onları böylece imtihan ettik. Cumartesi günü onlara balık avlamayı yasakladık. Ama balıklarımızı o gün oraya serkettik ve diğer günlerde de onlara balık göndermedik. Peki onların bu imtihana muhatap olmasının sebebi ne? Sebebi şu bima kanu yafsugun. Çünkü onlar fısk eder. Günah işlerlerdi. Onların günahlarından dolayı biz onları cumartesi hakkında imtihan ettik şimdi üzerinde durmak istediğim bölüme geldik ve iz minhum onlardan bir ümmet dedi ki o kavimden o şehir halkından bir cemaat dedi ki Kime dedi? O balık avlayanları balık avlamaktan men eden, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir cemaate dedi. Dedi ki: "Lima <laughs> Siz niçin nasihat ediyorsunuz?" Gavmenillahu <laughs> muhlikuhum. Allah'ın helak edeceği bir kavme niçin nasihat ediyorsunuz? Allah onları helak etmese de ev ya da muazzibuhum azaben şedida şiddetli bir azap ile onlara azap eder. Siz Allah'ın kendilerini helak edeceği ya da şiddetli bir azap ile kendilerine azap edeceği bir kavme niçin nasihat ediyorsunuz? Evet. Davud Aleyhisselam'ın kavmi üçe bölünmüştü. Bir grup balık avlıyordu. İkinci grup balık avlamıyordu ama avlayanlara da karışmıyordu üçüncü grup ise hem balık avlamıyordu hem de balık avlayanları o işten men ediyordu. Emri bil maruf nehyi anil münker iyiliği emrediyordu kötülüğü nehy ediyordu. İşte balık avlamayıp balık avlayanlara da karışmayanlar balık avlayanlara nasihat edenlere dediler ki siz niçin Allah'ın kendilerini helak edeceği ya da kendilerine şiddetli bir azap ile azap edeceği bir kavme nasihat ediyorsunuz onları uyarıyorsunuz onları Allah'ın azabıyla korkutuyorsunuz. Galu nasihat edenler dediler ki mazeraten ila rabbikum. Nasihat etmemizin sebebi şudur. Rabbinize bir özür beyan etmek için yarın mahşer günü Allah'ın huzurunda bir mazeretimizin olması için Rabbimiz Hesap günü bizlere Niçin onları o işten alıkoymadınız dediğinde Rabbimize ey Rabbimiz biz onlara nasihat ettik yaptıklarının haram olduğunu kötü olduğunu bildirdik onları doğruya hakka davet ettik elimizden geleni yaptık ama onlar sözümüzü dinlemedi. İşte Rabbimize bir mazeretimiz olsun. Yarın hesap günü Rabbimiz bize soracak etrafımızdaki günah işleyenlere niçin el uzatmadık? Niçin onları hakka davet etmedik? Niçin onları batıl ile baş başa bıraktık. Bu soruya karşı bir cevabımız olsun. Bu sebepten dolayı biz onlara nasihat ediyoruz. Onları ikaz ediyoruz. وَلَعَلَّهُمْ <Sessizlik> يَتَّقُونَ Kim bilir? Belki de nasihatımız onlara tesir eder. Onlar da Allah'tan korkar günahtan sakınırlar. Devam edeceğim ama burada biraz durmak lazım. Davud Aleyhisselam'ın kavmi aynen şu anda bizim içinde bulunduğumuz topluluğa benziyor. Biz de o kavim gibi üçe bölündük. Bir grup günah işliyor. Harama dalmış nefsinin hevasının peşinde koşuyor. İkinci grup günaha dalmamış itaatte ama o da günaha dalanlar ile hiç ilgilenmiyor. Hatta kendi akabasına, kendi komşusuna, hatta kendi evladına anasına babasına öz kardeşine hakkı anlatmıyor. Üçüncü grupta da, bunlar da itaat üzere, ama bunların yaşamlarının gayesi hakkı anlatmak, hakikati duymamış kalplere ulaştırmak. Biz de onlar gibiyiz acaba Davud aleyhisselamın kavminin akıbeti ne oldu? Çok önemli çünkü o akıbetin aynısı biz onlara benzediğimiz için bizim de başımıza gelecek. Akıbet şöyle oldu. ma nasu mazkihu bihi ne zaman ki onlar kendileri ile nasihat edildikleri şeyi unuttular. Yani kitaplarını unuttular. Peygamberlerinin sözlerini unuttular. Ve diğer nasihatları unuttular. Ve günahta ısrar ettiler. Enceynellezine biz o kimseleri kurtardık. O üç gruptan acaba hangisi kurtulmuş? Yenhevne anisu Kötülükten nehyedenleri kurtardık. Günah işleyenlere nasihat edenleri kurtardık. Onları ikaz edenleri kurtardık. Ve ahaznellezine zalamu ve zalimleri de yakaladık. Ne ile? bi azabin beis şiddetli zor ve çetin bir azap ile yakaladık birazdan azap gelecek niçin onları azap ile yakaladık bima kanu yefsugun çünkü onlar günah işliyorlardı fıska dalmışlardı haramın içine düşmüşlerdi evet üç gruptan sadece bir tanesi kurtuldu. Balık avlayanlar ile balık avlamayıp nasihatı terk edenler helak oldu. Ancak aynı sebepten helak olmadı. Balık avlayanlar balık avlamanın günahından cumartesi hakkında haddi aşmaktan dolayı yakalandı. Diğerleri ise iyiliği emredip kötülüğü nehyetmediklerinden dolayı yakalandı. Aynı azaba düçar oldular. Lakin birisinin azabı balık avladığından dolayı diğerinin azabı emmi bil maruf ve nehi anil münkeri terk ettiğinden dolayı. Şimdi gelelim kıssadan hissemize. Bizler de ifade ettiğim gibi Davud Aleyhisselam'ın kavmi gibi üçe bölünmüşüz. Cenab-ı Hakk'ın azabı geldiği zaman aramızdan kurtulacak olanlar günah işlemeyip günah işleyenlere nasihat edenler günah işlemeyip günah işleyenlerle uğraşmayanlar hakkı onlara götürmek için hiçbir çaba göstermeyenler Cenab-ı Hakk'ın azabı geldiği an emr bil maruf ve nehi anil münkeri terk ettikleri için azap görecekler. Onların azabı neydi? Devam ediyorum. Felemma atav amma nuhu anhu. Ne zaman ki onlar kendilerine yasaklanan şeyi çiğnediler. Yani cumartesi yasağını çiğnediler. Gulna <laughs> biz onlara dedik ki Künu olunuz ne olunuz? Gıvadeten hasi'in ho hakir ve zelil maymunlar olunuz. Evet. Onlar maymuna döndürüldü. Davud aleyhisselamın kavmi tam yetmiş sene o günahı işledi. Allah o günahtan dönmeleri için tam onlara 70 sene mühlet verdi. 70 sene sonra onlara nasihat edenler artık onların yola gelmeyeceklerini anladılar, vazifelerini yaptıklarına kanat getirip bulundukları şehri duvarla ikiye böldüler. Dediler ki onlara biz Allah'a isyan eden bir topluluk ile beraber yaşayamayız. Şehrin bu tarafı bizim, bu tarafı sizin. Günahkarların arasına karışmadılar. Bu nokta da önemli. Bir sabah kalktıklarında duvarın öbür tarafında günah işleyen kavmin bulunduğu bölgeden farklı hayvan sesleri duydular. İşin hikmetini anlamak için duvarı açtılar ve günah işleyen topluluğun yanına geldiler. Bir de ne görsünler? O topluluğun yaşlıları hınzıra, domuza ve gençleri maymuna döndürülmüştü O hınzır ve maymunla insanları tanıyordu Onların bacaklarına ve elbiselerine yapışıp gözyaşı döküyorlardı Ama insanlar onları çıkartamıyordu Diyorlardı ki biz size demedik mi Allah'ın azabı şedittir, Demedik mi Allah sizi yakalamadan evvel tövbe edin demedik mi Allah ihmal etmez. Sadece kulu tövbe etsin diye ona mühlet verir. Bir rivayete göre üç gün başka bir rivayette yedi gün onlar domuz ve maymun halinde yaşadılar ve daha sonra öldüler ve ahiret azabına gittiler. Bizim kısadan hissemiş şu. Cenab-ı Hak Kur'an'da bu kıssaları sadece dinleyelim, sadece okuyalım bu sebeple zikretmiyor. Her kıssadan çıkacak, kıssadan bir hisse vardır. Bizim hissemiz şu olmalı. Bir günaha devam ediyoruz. Ama Allah bizi yakalamıyorsa sakın zannetmeyelim ki Allah günahımızdan habersiz. Ya da haşa Allah Teala bizi yakalamaktan aciz haşa ve kella. Allah Teala bizim tövbe etmemiz için bize mühlet veriyor. Bu mühletten istifade etmeli ve Cenab-ı Hakk'a hemen tövbe etmeliyiz. Çünkü Cenab-ı Hak bizi günahımızdan dolayı yakaladığında artık çok geç olmuş ve iş işten geçmiştir. Kıssadan ikinci hissemiz. Bir Müslümanın en büyük vazifesi iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmektir. Bu vazife ile hepimiz mükellefiz. Ne acayiptir ki babası camiye gider ama oğlu namaz kılmaz ve babası da oğlunun namaz kılması için oğluna nasihat etmez. Öz evladı bu. Kadın ya da erkek eşlerden birisi namaz kılar, diğeri namaz kılmaz. Namaz kılan namaz kılmayana nasihat etmez. Ne acayiptir ki birisi namaz kılar, arkadaşları namaz kılmaz beraber oldukları bir hengamda ezan okunu, Namaz kılan ayağa kalkar ve der ki ben namazımı kılıp geleyim siz beni bekleyin. Fe subhanallah ne acayiptir. Namaz kılmaya giderken namaz kılmayan arkadaşlarını camiye davet etmemesi ne acayiptir. Halbuki ona Namaz kılmayı emreden dini namaz kılmayı emrettiği gibi iyiliği emretti, kötülüğü nehyetmesini de emretmiş. Eğer bizler iyiliği emretmezsek ve kötülükten nehyetmezsek Cenab-ı Hak bizi şiddetli bir azap ile beraber yakalar ve yakalandığımız zaman da artık tövbemiz bize fayda vermez. Kıssadan üçüncü hissemiz. Günahkarlarla beraber sadece onları irşat etmek niyetiyle olacağız. İrşat etmek gibi bir maksadımız olmaksızın Ehli dünyanın içine girip onların meleyani söz ve eğlencelerini dalmayacağız. Bir ehli dünya dostumuzu ziyaretimizin sebebi sadece Allah'ın rızası olacak. Onunla konuştuğumuz zaman ona Allah'ın emirlerini anlatacağız dilimiz döndüğü kadar bildiğimiz kadar emir bir maruf yapacağız. Ne anil münker yapacağız. Ehli dünya dostlarıyla ile meleyani sohbet ve eğlenceleri terk edeceğiz. Çünkü hakikat dersini alan kişinin eğlencesi tevhid olur, zikir olur, dua olur, ibadet olur ve kıssadan dördüncü hissemiz. Cenab-ı Hak buyurdu ki كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlar günah işlediği için biz de onları bu şekilde imtihan ettik. Başımıza gelen her bir imtihanda ve her bir musibette işlemiş olduğumuz günahların bir payı ve hissesi vardı. Musibete, imtihana düşer olmamak için gelin bugün günah isyanı terk edelim. Ben tefsir dersimi tefsirini yapmaya çalıştığımız ayetin bir daha manasıyla tamamlıyorum. Manaya bir daha dikkat keselim. Onlara denizin kenarındaki şehirden sok. Onlar cumartesi hakkında haddi aşmıştı. Cumartesi günlerinde balıklar bol bol onlara geliyordu. Ama tatil yapmadıkları günlerde balıklar gelmiyordu. Onlar günah işledikleri için biz de onları böylece imtihan ettik. Onlardan bir ümmet diğerine dedi ki: Niçin siz Allah'ın kendilerini helak edeceği ya da Allah'ın kendilerine şiddetli bir azap ile azap edeceği bir kavme nasihat ediyorsunuz? Onları uyarıyorsunuz. Onlar dediler ki Rabbinize bir mazeret beyan etmek için belki onlar da sakınırlar. Ne zaman ki onlar kendileriyle nasihat edildikleri şeyi unuttular biz de o zaman günahtan nehyedenleri kurtardık. Zalimler ise işledikleri günahlardan dolayı çetin bir azap ile yakaladık. Ne zaman ki onlar yasaklandıkları şeyi çiğnediler biz de onlara dedik ki hor ve hakir maymunlar olun. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle bir akıbetten muhafaza etsin. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم تقبل منا بهومه الفاتحه